Bu gece burada mı kalınacak? Evet usta. Sabah adliyeye birlikte gideriz. Usta, biz başımızın çaresine bakarız. Sen git. Burada da bir şey olacak değil ya. Kazım'ın eşyalarını söyleyin, hazırlasın çocuklar. Afiyet olsun. Tarkan burada mı kaldı? Yok, narkotikte kaldı. Rıdvan? Buradaydı. Bu Almanlar adamı yaktı kardeşim. Yaktı. Almanlarla ne alakası var? Usta, Avrupa Şampiyonası'nda Almanların en büyük rakibi kim? Biz. Türkiye'de futbolu en iyi bilen kim? Rıdvan. Peki Almanlar bunu bize bırakır mı? Bırakmaz. Mesele budur. Abi, hiç böyle düşünmemiştik. Küçük düşünmeyeceksin kardeşim, küçük düşünmeyeceksin. Amerika'nın, Almanya'nın, Rusya'nın Türkiye'de oyunu biter mi? Zaten zamanında Rıdvan'ı da Almanlar ameliyat etmişti. Sakat bıraktılar Türkiye'nin en iyi topçusunu be. Ah. Çıkabiliriz. Önce hastaneye muayeneye gideceğiz, sonra adliyeye. Gidelim. Bizim bir şeyimiz yok kardeşim. Yedik içtik, Allah razı olsun. Ne muayenesi? Yürü Memati. Biz çay içerken muayeneye girip çıksınlar. Olur. Memati, siz girin. Biz burada bekliyoruz. Kazım, uzun uzun muayene ol koçum. Bir daha bu hürriyet eline geçmez. Tamam abi. Memati Bey, bu odaya. Kazım Bey, buyurun. Soyunun lütfen. Doktor, benim bir şeyim yok çok şükür. Yaz raporu, çıkıp gidelim. Pantolon kalsın. Aşınızı yapalım, yollayalım sizi. Ne aşısı kardeşim? Rutin prosedür. Hepatitle ilgili aşı vuruyoruz. Ben aşı yaşımı çoktan geçtim doktor. Yaz raporu da çıkayım, hadi. Peki. Hangi elinle sıktın kızımı? Bununla mı?
Yoksa öbürüyle mi sıktın? Memati mi verdi sana emri? Hayır. Kendi kafanla öldürmeye karar verdin kızımı yani. Nasıl içeri sızarlar? Bir değil hem de iki doktor. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Alo. Senden Kazım'ı istedim. Vermedin. Kazım öldü. Şimdi Memati'yi istiyorum. Ver Memati'yi. Senin kızın benim kızım olsun. Gaza getirdim.